Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzla birlikte ekstremum noktalarına giriş yapacağız arkadaşlarım. Uzun süre bir ara verdik türeve. Ekstremum noktalarını bir türlü anlatamadım size. Sebebi de şu, hiç boşluk bulamadım arkadaşlarım. Hani bir boş vaktimiz olmadı. Bugün de işte şimdi kar yağışı nedeniyle okulumuz tatil oldu. Ben de okuldayım. Girdim bir sınıfa ve video çekmeye çalışacağım arkadaşlarım. Size ekstremum noktalarını öğretmeye çalışacağım. Dostlar, hani bir de bu videoyu beğeniyorsan, bunu daha önceki hiçbir videomda duymamışsınızdır arkadaşlarım. Bunu da böyle çok sık söyleyen bir insan değilim ama şu aboneyi de olun artık arkadaşlar. İzleyip izleyip kaçmayın. Ya da beğenin ya da yorum yapın. Bir şeyler yapın ki hani biz de gaza gelelim. Lan millet izliyor. Biz de devam edelim videoları çekmeye şeklinde. En azından bir gaza geliriz. Biz de daha çok, daha sıklıkla videolar çekmeye çalışırım. Yani aklımda çok fazla proje var. Yapmak istiyorum. Ama hani yapınca da emeğin karşılığını alamayınca zaten maddi bir karşılık alamıyoruz arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim baştan. Öyle bir para kazandığımızı falan sakın zannetmeyin. Videoyu izleyenler toplamda 100 kişi, 200 kişi anca geçiyor. Anca oluyor. O yüzden hani bir zahmet olacak. Bir abone olayım tuşuna da bir tıklayın da hani biz de bir gaza gelelim. Ya şu abone sayısı bir artsın artık en azından. Ya da ne bileyim beğeniler artsın, izlenimler artsın falan filan ki biz de daha çok şeyler yapalım dostlarım. Ya bir sürü proje var aklımda işte dediğim gibi. Yani mesela bir soru bir örnek projesi var. Böyle zor sorular bulup onları çözüp size öğretmek istiyorum. Ya da ne bileyim tahmin sorularımın olduğu bir video hazırlamak istiyorum ama dediğim gibi biraz gaza da ihtiyacımız var açıkçası. Şimdi ekstremum noktalarını delice öğreneceksin kardeşim. Ama ben her zaman ne söylüyorum? Bu işi asıl nerede öğreneceksin? Soruları çözerken öğreneceksin. Yani ben şimdi sana burada kısa bir özet geçireceğim. Biraz anlamanı sağlayacağım. Biraz kafanda bir şeyler oturmasını sağlayacağım ama asıl öğrenme aşaması ne zaman başlayacak? Soru çözümüne geçtiğimde. Sen de benimle birlikte videonun hiçbir saniyesini kaçırmadan tek tek izle. Gerekirse bir kere otur sadece izle. İkinciye bir de not alarak izlersen dostum, benimle birlikte soruları çözmeye çalışırsan, yeri geldiği videoyu durdurup kendin çözmeye çalışıp sonra benim çözümüme bakarsan, inan bana bu işin olmayacak bir tarafı yok. Kesinlikle her türlü gömersiniz dostlarım. Bu işin zor kısmı kesinlikle yok. Şimdi vira bismillah diyelim. Arada çay içeceğim arkadaşlar. Nefes alacağım. Haberiniz olsun. O boşluklarda da bilin ki çay içiyorum. Şimdi ekstremum noktası ne dostum? Önce bunu bir vurgulayalım. Ekstremum dediğimiz şey 4 adet parçadan oluşuyor. Bunlardan birincisi yerel maksimum. İkincisi yerel minimum. Bir de bunların mutlak olanları var. Mutlak maksimum ve mutlak minimum dediğimiz 4 farklı ekstremum noktamız var arkadaşlarım. İfadelerimiz var. Şimdi ne öğretmenim bunlar? Dostum inanılmaz kolay bir şey. Grafikten zaten bakar bakmaz anlayacaksın arkadaşım sen. Maksimum ve minimum dediğimiz şeyler bizim bu grafiğimizin çıkabildiği yükseklikler, şu tepecikler var ya bakın. Bunlar benim yerel maksimumlarım. Düşüşte olanlarda, şu çukur gibi olanlarda, şu ikisi, şununla şu, bunlar da yerel minimumlarım. Minimum değerlerim yani. Bunlar da maksimum değerlerim. Eğer ki mutlak veya mutlak maksimum veya mutlak minimum diyorsa da bu maksimumların hangileri daha büyükse karşılığı, daha yukarıdaysa o senin mutlak maksimumun oluyor. Yani mutlak maksimum demek maksimumların da maksimumu anlamına gelir. Yerel minimum, bir de mutlak minimum var. Yerel minimumlar iki tane bakın görüyorsunuz. Bunların hangisi daha aşağıdaysa, daha küçükse demektir bu. Bunun karşılığı bakın bunun değeri şuradaki y ekseninde şu sayıya denk düşüyor. Atalım buna sallıyorum tamamıyla -5. Şunun yerel şu yerel minimumun değeri de bunu da atıyorum 3. Sonuçta bakın -5 daha küçük, daha aşağıda bir değer aldığı için bu küçük olana da mutlak minimum. Yani küçüklerin küçüğü, minimumların minimumu adını veriyor. Olayımız grafikte çok basit dostlarım. Bakın buradaki B değerimiz bizim yerel maksimum noktamızın, şurada bir nokta var, yerel maksimum noktasıdır. Bu yerel maksimumun apsis değeridir. Yerel maksimum noktasının ordinat değeri de şuradaki karşılığı, sayı kaçsa artık odur. Şimdi yan tarafa yazmışız. B noktasında bir yerel maksimumumuz varmış. Ve yerel maksimumun olduğu yerde de bileceksin ki sen türevim sıfırmış dostlarım. X eşittir C noktası varmış.
Bakın burada türev neden sıfırdı dostlar? Ya da neden burada türev sıfırdı? Çünkü buradan çizilen teğetler x eksenine paralel oluyordu. Paralel olan bir teğetin de eğimi sıfır demiştik. Dolayısıyla türevi de sıfırdır dedik. C noktasına bakın. Burada bir minimumluk var. Aşağıda olduğu için çukurluk var. Yerel minimum diyoruz buna. Ve f'in türevi burada sıfırdır. D noktasına bakın dostlarım. D noktası şurada. Burada bakın bir tümseklik var. Tepecik var. Maksimum oluşmuş burada. Yerel maksimum var ve türevimiz burada sıfır. Edirne noktasına bakın bir çukur var. Çukurda yerel minimum olacak. Yerel minimumda da türevim sıfırdır dedik. A noktasına bakın. A noktası nerede? Burada. Yerel minimum noktasıymış ve türev yoktur. Uç noktalarda da türev yoktur demiştik zaten. Şimdi burası tamamsa bilgilerimizi sıralamaya devam ediyorum. Diyor ki bir x eşittir A noktası düşünün diyor. Buradakiyle karıştırmayın. Herhangi bir A noktası. Yerel ekstremum noktası ise yani yerel maksimum olabilir, yerel minimum olabilir, mutlak maksimum, mutlak minimum olabilir. Herhangi bir ekstremum noktası ise benim o noktadaki türev değerim eğer varsa sıfırdır diyor bilgi. Demek ki bir nokta ekstremum noktasıysa ve o noktada da eğer benim türevim varsa ama türev olmayabilir arkadaşlarım. Birazdan açıklayacağım bunu. Türev kesin sıfır olacak o noktada. Ekstremum noktalarında türev varsa kesin sıfırmış dostlarım. Geldim şuna. Şimdi bir fonksiyonun türevi sıfırsa, yani şu olayı tersten yapıyorum şimdi. Hani ekstremum noktasıysa türevi sıfırdır dedim ya. Peki türevi sıfırsa ekstremum mu hocam? Ekstremum olmayabilir arkadaşlar. Bakın bir fonksiyonun bir noktadaki türev değeri sıfır ise o noktanın apsisi ekstremum olmayabilir. Çünkü bunun durumları var. Mesela çift katlı köklerde bizim ekstremum noktamız oluşmayacak birazdan. Açıklayacağım bunların hepsini tek tek. Siz şimdilik bu cümleleri bir okudunuz arkadaşlar. Şekil üstünde alt tarafta açıklayacağım yavaş yavaş. Gelin bakın karşımıza çıkacak şekilleri şöyle versiyon versiyon gösterelim. Mesela şurada bir fonksiyon çizmişiz. Fonksiyonun grafiğini ve A noktasında bu fonksiyon bakın karşılığı yok. İçi boş, tanımsız. Bakalım ne yazmışız. Bir fonksiyonun tanımlı olmadığı noktalarda ekstremum noktası yoktur. Sen burada ne kadar tepecik de oluşsa normalde hani şöyle olan bir şekle biz ne diyoruz? Burada bir maksimum var hocam diyoruz. Yerel maksimum. Her ne kadar tepecik de oluşsa burada eğer tanımsızsa şurada tanımsızlık varsa burada diyeceksin ki ekstremum kesinlikle yoktur öğretmenim. Geldim şuna. Dostum şurada bir çukur var. Görüyorsun çukur var ve benim A noktamda tanımlıyım ben. Tamam hocam. Bir fonksiyon ekstremum noktası türevli olmak zorunda değil demişiz. Bakın burada bizim ekstremumumuz var mı? Var. Yani bir çukur oluşmuş mu? Oluşmuş. Yerel minimum var burada. Yerel minimum var ama türev var mı hocam? Türev yok. Niye? Çünkü biz kırık çizgilerde türev yok demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla burada türevi yok ama illa türevi olacak diye de bir derdim yok. Ekstremum noktası mı? Evet, ekstremum noktasıdır burası. Hani dedik ya şurada bakın türevi kesin sıfır olacak diye bir kural yok demiştik hatırlarsanız. İlla ekstremum noktası mı burası? Evet, ekstremum noktası. Peki türevi var mı? Bakın türevi yok. İlla sıfır olacak diye bir kural yok yani. Türevi varsa sıfırdır. Yani burada türevi olsaydı kesin sıfırdı. Şuna bakalım. Şimdi burada türev var mı arkadaşlarım? Evet hocam kırık çizgi değil. Türevi var. Peki bu ekstremum noktası mı? Evet hocam çukurluk oluşmuş bir yerel minimum var burada. Peki türevi ne? Sıfır değil mi? Çünkü buradan çizilen x eksenine çizilen teğetler paralel olduğu için türevi de sıfırdır. Bakın ne yazmışız? Fonksiyonun ekstremum noktalarında türevi sıfırdır. İlla böyle yani bunu %100 demeyeceğim. Şöyle cümleyi ben yanlış yazmışım. Onu biraz daha düzgün söyleyeyim. Fonksiyonun ekstremum noktalarında türevi varsa şurayı düzelteyim. Türevi varsa sıfırdır. Çünkü bir önceki şekilde ekstremum noktasıydı ama türevi yoktu. Sıfır diyemedim o yüzden. Geldim buna. Bakın fonksiyonun türevinin sıfır olduğu her noktada ekstremum noktası olmak zorunda değil. İşte buna bir örnek yazmışız. Yani şuradaki üstteki şu cümlemi açıklıyorum şimdi. Hocam
Fonksiyonun türevi burada sıfır mı? Evet, buradan çizilen teğet x eksenine paralel olduğu için türevi sıfır. Peki burada bir ekstremum var mı? Yani bir çukurluk oluşmuş mu? Yani şöyle bir şey var mı? Yok. Peki şöyle bir şey var mı? O da yok. Çukurluk veya tepecik oluşmadığı için ekstremum yok. Ama türevi sıfır. İşte mevzu bu arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Şu tabloyla da konuşalım birazcık. Artan azalan fonksiyonlarda biz tabloları çok güzel öğrendik zaten dostlar. Şimdi bir de ekstremum noktasını tabloda görmeyi sağlayalım. Bakın grafik üstünde zaten olay açıkça belli arkadaşlarım. Aşağıya doğru bir çukur oluşmuş. Bir çanak oluşmuş. Şöyle bir çanak var. Burada kesin yerel minimum var. Yerel minimum. Eyvallah hocam, yerel minimumumuz var. Peki ben bunun grafiğini görmeden tablosunu bilseydim tabloda nasıl konuşacaktım hocam? Şimdi tablonu yaptın. Artıların eksilerin türevini yapıyorduk. Buraya da f fonksiyonu. Eksilerde azalandı, artılarda artandı. Ve bakın şu okları takip ederseniz şöyle bir ok işareti geliyor. Şöyle bir şey. Dolayısıyla bakın burada bir çukurluk oluşturuyor oklar. Dolayısıyla burada da bir yerel minimum vardır diyorum dostlarım. Mevzuyu anlıyorsunuz değil mi? Çok kolay işimiz. Bakın çukurlukta ben tepecik görüyorum burada şimdi. Tepecik. Bu tepecikte biz grafiği görseydik sadece diyecektik ki aa hocam yerel minimum var burada. Türevi sıfır. Ya da burada grafiği gördüm sadece. Yerel minimum var. Yerel minimum var, evet doğru. Türevi sıfır. Ya da burada yerel maksimum var. Türevi sıfır derdim. Grafiği görür görmez. Ama grafik yok. Tabloya bakarsak nasıl konuşacağız? Hocam tabloyu çizdiğimiz zaman f'in türevinin işaretini inceliyorduk. Buna göre f'in artan azalan olduğunu yazıyorduk. Artılarda artandı, ok işareti yukarıya doğru. Eksilerde azalandı, ok işareti aşağıya doğru. Ve okları takip ederseniz şöyle bir tepecik oluşturduğunuzu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu tepeciğin olduğu şu noktada benim yerel maksimum noktamdır diyebilirim. X eşittir A'da. Şimdi bunu bir de şöyle cümlelerle okuyalım. Bir fonksiyonun türevinin sıfır olduğu noktanın ekstremum noktası olabilmesi için. Şimdi bakın burada bir şart geliyor devreye. Fonksiyonun türevinin o noktada işaret değiştirmesi gerekir. Yani bakın şu noktanın ekstremum olması için türevine bakın. Buradan aşağıya doğru iniyor, 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 iniyor. Buradan yukarıya doğru çıkıyor. Eksiden artıya ya da artıdan eksiye geçmesi lazım diyor. İşaret değişecek. Tam bu noktada işaret değişecek diyor dostlarım. Ekstremum olabilmesi için. Şimdi şurada da bir cümle var. Daima azalan veya daima artan fonksiyonların ekstremum noktaları yoktur. Neden öğretmenim? Aha sana tabloda açıklayalım bunu. Dostum, şimdi bir fonksiyonun çift katlı kökü varsa, çift katlı köklü bir fonksiyon ya daima artan ya da daima azalandır. Ya da hiç kökü yoksa, şimdi eğer kökü çift katlıysa ne oluyordu? Bakın artıyla mı başladı senin tablon? Artıyla başladı. Çift katlı kökü görünce işaret değiştirmiyordu. Yine artı devam ediyor. Dolayısıyla oklara bakarsanız bakın bu da artı, bu da artı. Yani burada bir tepecik oluşmuyor okları takip ettiğimde. Dümdüz gidiyor. Ya da bir çukur oluşmuyor. Grafik tablo eksiyle de başlayabilirdi. Çift katlı kök olduğu için bu sefer eksi eksi olacaktı. Dolayısıyla benim oklarımın ikisi de aşağıya doğru olacağı için burada kesinlikle ama kesinlikle çukur ya da tepecik oluşmadığından biz burada ekstremum noktası yok diyoruz dostlar. Türev burada sıfır olabilir ama ekstremum yok. Demek ki çift katlı kökte ekstremum yok. Peki çift katlı kök olmanın şartı neydi? Delta kesinlikle sıfıra eşitse benim çift katlı köküm vardı o noktada. Peki delta eşitse sıfırsa çift katlı kök var. Çift katlı kökte tabloya yerleştirdim de okların hepsi ya yukarıya doğru ya aşağıya doğru olduğu için çukurcuk veya tepecik oluşmuyor. Dolayısıyla yerel maksimum veya yerel minimum yok diyoruz. Buna biz eğer artıysa daima artan bir fonksiyon, eksi ise daima azalan bir fonksiyon diyoruz. Dolayısıyla daima azalan veya daima artan fonksiyonlarda çift katlı kök vardır. Delta eşit sıfırdır. Dolayısıyla da benim ekstremum yoktur dedik. Peki geldik buna. Hocam bu da daima artan. Bunların hepsi eksi olsaydı daima azalan demekti. Şimdi bunun da kökü yok.
Hiç kök yok burada bakın. X eşittir A demişim ama burada kök yok arkadaşlar. Ne demek hocam kök yok? Delta sıfırdan küçük demektir. Bir ifadenin kökü yoksa deltası sıfırdan küçük anlamına geliyordu. Negatif anlamına geliyordu. Ve hiç kökü yok demekti bunun. Kökü yoksa hani bir kök görmeden işaret değişmiyordu ya arkadaşlar. Artıyla başladıysam hep artı. Eksiyle başlasaydım hep eksi gidecekti bunlar. Şimdi hep artıysa okların hepsi yine yukarıya doğru. Yani yine bir tepecik veya çukurcuk oluşturmuyor. Hepsi eksi olsaydı okların hepsi aşağıya doğru olurdu. Dolayısıyla daima azalan olurdu. Ya da ilk verdiğimdeki gibi daima artan olurdu. O halde arkadaşlarım kök yoksa işaret değişmediğinden dolayı benim ekstremumum yok. İşte bir noktada türevin sıfır olduğu bir noktada ekstremum olabilmesi için işaret değiştirmesinin şartı buradan geliyor dostlar. Mecbur işaret değiştirecek. Çünkü işaret değiştirmediğinde bakın hep art 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 artı. Eksi 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 diye gittiğinde işaret değiştirmediğinden dolayı oklar hep yukarıya doğru ya da hep aşağıya doğru olduğundan benim ekstremum olmuyor dostlarım. Çukurluk veya tepecik oluşmuyor. İşte bunun da sonucunda şunu söylüyorum. Delta sıfıra eşitse çift katlı, delta sıfırdan küçükse kök yok ve ikisinde de ekstremum yok. Yani birleştiriyorum delta eşit sıfırla delta küçük sıfırı. Delta küçük eşit sıfırsa kardeşim ekstremum noktası yoktur diyorum. Evet. Şimdi burayı açıkladık güzel bir şekilde. İnşallah anladınız arkadaşlarım. Peki bazı sorularda da şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Fonksiyonun kendi grafiğini vermemiş de türevinin grafiğini veriyor dostlar. Türevinin grafiği veriliyor. İşte şekilde gösterdim. Peki tamam öğretmenim. Türevinin grafiği verildiğinde biz neler yapacağız? Nasıl yorumlayacağız? Bunu öğreniyoruz şimdi dostlar. Kardeşim. Şimdi bir kere bizim ekstremum noktası olabilmemiz için birinci şartımız şuydu. Türevi sıfıra eşit olacaktı. Bu birinci şart. İki, türev işaret değişecekti. İşaret değişecekti. Tamam öğretmenim. Peki bu ikisini kontrol edelim şimdi. Türevin grafiği verilmiş. Bunun sıfır olması demek. Türevin sıfıra eşit olduğu noktalar hangileridir? X'in X eksenini kestiği noktalardır değil mi? Sıfır değeri çıkması için hangi noktalar y'leri sıfırdı? X ekseni üstündeki noktalar. İşte bu ne demektir? X eksenini kestiği noktalara bakacağım ben şimdi. Türevinin sıfır olduğu noktalar A noktası, C noktası ve Edirne noktasıdır arkadaşlarım. Benim için bu noktalar şimdi ekstremum adaylarıdır. Bakalım peki bunlar ekstremum mu değil mi? Şimdi ekstremum olmanın birinci şartı türevinin sıfıra eşit olmasıydı. Peki türevinin sıfıra eşit olduğu noktalar x eksenini kestiği noktalar olacak. Çünkü neden? Türevinin grafiği verilmiş. Bunlara bakıyorum. Bakın fonksiyonun direkt kendisinin grafiği verilseydi çukurlara, tepelere bakıyordum arkadaşlar. Ama türevinin grafiği verildiğinde ekseni kestiği noktalara bakıyormuş. Tamam hocacığım. Şimdi gelin bir de ekstremum mu değil mi diye kontrol edelim. A noktası acaba ekstremum noktası mı? Hocam türevi sıfır. Birinci şartı sağladı. Tamam eyvallah. İkinci şart ne? Burada türevin işaret değiştirmesi lazım. Peki değiştiriyor mu hocacığım? Bakın x ekseninin üstünde kaldığı için burası. Buradaki değerlerin hepsi artıdır. Şuraya kadar şöyle geliyorum. Şuraya kadar, şu C'ye kadar ki hepsi X'in üstünde olduğu için hepsinin Y değerleri pozitiftir, artıdır. O halde buradaki bütün noktalarda benim değerim pozitif, yani artı, yani işaret değiştirdiğim bir yer yok arkadaşlarım. O halde A'da bakın, geliyorum, artı 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 artı, devam ediyorum artı 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 artı. Hiç aşağıya düşmemişim, negatif olmamışım hiç. O halde burada işaret değiştirmediğimden dolayı benim A noktam ekstremum değildir. Peki gelelim C'ye. Bak kardeşim artı 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 buraya kadar artıyla geldim. Tam bu C'den sonra
aşağıya inmiş, x'in altına düşmüş. Eksi, 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 eksi. Yani buradaki bütün noktaların değerleri eksi değerlerdir. Şuralardır hep. Eksi. Geliyor eksi. Bak tam C'de ne olmuş? Artıdan eksiye geçmiş dostlarım. Artıdan eksiye. Yani burada bir ekstremum var. Çünkü işaret değiştirmiş. Artıdan eksiye geçmiş. Ha hocam illa artıdan mı eksiye geçmeli? Hayır. Eksiden artıya da geçse olur. Bakın Edirne'ye. Edirne'ye bakın. İşte buradan eksi, 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 eksi. Edirne'den sonra grafik x'in üstüne taşıyor. Artı, artı, artı. O zaman bu E'de de ekstremum nokta vardır kardeşim. Ekstremumum var. Peki hocacığım, yerel maksimum mu, yerel minimum manasını satayım. Hadi bunu da öğret bize. Gelin bunu da öğrenelim. Şimdi hiç ezber yapmaya gerek yok. Yok artıdan eksiye geçerken yerel şu, eksiden artıya geçerken yerel şu demeye gerek yok. Şimdi C noktasında benim türevim nasıl bir hareket yapıyor arkadaşlarım? Tam C'ye gelelim. Türeve bakın bakalım şimdi C'de. Hocam artıyla başlıyor, tam C'ye geliyor, eksiye dönüyor. Tablo bu. Lan peki eksileri biz görünce aşağıya, artıları görünce yukarıya ok yapmıyor muyduk? Çiz bakayım bu grafiği şimdi şöyle, birleştir. Ne oldu? Çukur. Yani minimum dip oldu, dip aşağısı. O zaman C noktasında benim yerel minimumum vardır arkadaşlarım. Yerel minimum artıdan eksiye geçmiş. Aa, pardon tam tersini yaptım. Artıdan eksiye geçmiş, artı eksi yerel minimum, yerel maksimum olması lazım bunu çünkü... Artıdan eksiye geçmiş. Yani şurası artı şurası eksi. Tam tersini yapmışım lan gobeller. Hiç de uyarmıyorsunuz beni ha. Artıdan eksiye, yani şöyleyken şöyle olmuş arkadaşlarım. Yerel maksimum var o zaman burada. Yanlış söyledim, çok özür dilerim. Toparladım ama. Şimdi peki Edirne'ye bak öğretmenim. Şimdi Edirne için konuşsak, bir tablo daha çizeyim. Şuraya çizeyim hadi onu da. F'in türevi F. Edirne noktasını konuşuyorum. Hocam Edirne'de nereden nereye geçmiş? Eksiden artıya. Eksiden artıya. Düşüş, artış. Çiz grafiği. Minimum işte Edirne'de var. Peki. Şimdi bunları ben buraya cümleler halinde yazmışımdır arkadaşlarım. Bir buraya okuyalım. Şimdi grafikte x ekseninin üstünde isen diyor. X ekseninin üstünde senin türevin sıfırdan büyük değer alır. Yani buradaki fonksiyonun olayı şuydu. X ekseninin üstündeki taraflarda pozitif, altındaki taraflarda yani şurada mesela negatif değerler alır. Şurada mesela pozitif, şurada mesela pozitif demek istiyor. X ekseninin altındaysa da negatif değerler olur diyor. Tamam. X eşittir A için X eksenine teğettir. Ama işaret değiştirmediğinden ekstremum noktası yoktur demişiz. Yani biz bunların hepsini söylediğimiz için şimdi hızlı hızlı okuyorum. X eşit C'de artıdan eksiye geçmiş yerel maksimum vardır ve F'in türevi burada kesinlikle sıfırdır çünkü işaret de değiştirmiş. X eşit E'de eksiden artıya geçmiş yerel minimum vardır ve türevi kesinlikle sıfırdır diyoruz. Biraz da artan azalanlığa değinmişim arkadaşlarım. Türevin grafiği verildiğinde artanlık azalanlık muhabbetini ben buraya kısa bir özet yazdım ama biz bunu zaten artan ve azalan fonksiyonlarda detaylı bir şekilde anlattık. Yani bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde anlattık. O yüzden buraya çok da fazla üstüne düşmüyorum bu kısmını arkadaşlarım. Burayı siz bir kere okusanız zaten bir önceki videoyu izlediyseniz burayı hemen gömeceksiniz diyebilirim. Peki. Şimdi geldik sorularımıza. Bakalım kaç tane sorumuz var. Önce şunun bir kabasına bir bakayım. 20 geliyor. 20 tane var. Oh, 24. Evet, 27 tane soru hazırlamışım. Sonra ekstremum noktalarla ilgili sınavda çıkmış olan soruları yoğunlaşmışım. Muhtemelen geçen yıla kadarkilerin hepsini yazmışımdır diye hatırlıyorum. Bunları yazalı bayağı oldu çünkü arkadaşlar unuttum. 15 tane de ekstremum noktasıyla ilgili sorular yazmışız dostlarım. Sonra da zaten maksimum minimum problemlerine geçeceğiz. Şimdi bunun tabii ki bütün sorularını ben tek bir videoda çekemeyeceğim. İki parçaya ayıracağız bunu arkadaşlarım. Gerekirse hepsini tek bir video yaparım. Sonradan birleştiririm ama nefesim yetmez yani bu kadar çok soruyu çözmeye. Şöyle bir başlayalım.
gücümüzün yettiği yere kadar biraz çözelim. Sonrasını da arkadaşlarım ikinci videoya bırakırız. Evet, ekstremum noktalarla ilgili soruları çözmeye başladık dostlar. Konuyu öğrenme kısmına geldik, yani işin gerçeği bu. Hadi birlikte yapalım dostlarım. Şimdi birinci sorumuz. Diyor ki, fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını bulunuz diye bir şey söylemiş bize. Yerel ekstremum noktaları nedir diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Hemen başlayalım biz de. Şimdi hocam, ekstremum noktaları olması için iki şartım var. Bir, türevini sıfıra eşiteceğim ilk önce. Türevini bulacağım, sıfıra eşiteceğim. Hadi burayla başlayalım. Birinci şartı konuşalım. Önce türevini alıyorum f'in. F'in türevi eşittir. 3'ü başa alıyorum, 3x kare oluyor. 3'ler gidiyor, eksi x kare kalıyor. Artı 2'yi başa alıyorum, 2x oluyor. Bir de artı 8'im var. Ve bu türevi hemen ne yapıyordum? Sıfıra eşitleyip köklerini bulalım. F'in türevini sıfır yapan değerleri bulalım. Çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlarım. Bunu eksi x'e x diye ayırıyorum. Bunu da 4'e 2 diye ayırıyorum. Burada benim köklerim bir eksi 2, bir de 4 mi geliyor dostlarım? X, eksi x artı 4 eşittir 0 ise eksi x eşittir eksi 4, x eşittir 4. Evet, tabloyu da oluşturalım hemen. Şimdi köklerden biri eksi 2, diğeri de 4. Hemen f'in türevi dedim. Ve f dedim. Arkadaşlar neye bakacağım şimdi tabloyu oluşturduktan sonra? Çift katlı köküm var mı? Bunların ikisi de tek katlı kök. Çift katlı kök yok. O yüzden direkt işareti yerleştirmeye başlıyorum. Neyle başlayacağım? X karenin önünde eksi olduğu için eksiyle başladım. Kökü gördüm, işaret değiştirdim. Kökü gördüm, işaret değiştirdim. Peki canım kardeşim, eksi olduğu için aşağıya, artı olduğu için yukarıya, eksi olduğu için aşağıya. Peki şurada ne oluştu arkadaşlarım? Bir minimum oluştu. Burada ne oluştu dostlarım? Bir maksimum oluştu. Peki bize neyi soruyor bu soru? Maksimum ve minimum, yani yerel ekstremum noktalarını bulun diyor. Biz nesini bulduk şimdi bunların? Apsislerini bulduk. Bakın, eksi 2 demek x eşittir eksi 2. Benim yerel minimum noktamın apsisidir. Eksi 2 dediğim şey yerel minimum noktamın apsisi. Peki 4 dediğim şey yerel maksimum noktamın apsisi. Bana direkt noktaları sormuş. Yani ordinatlarını da bulun demiş. Peki ne yapacağız şimdi? Eksi 2'yi getireceğim. Denklemde yerine yazacağım. X yerine eksi 2 yazacaksınız dostlarım. Ben çok uzatmıyorum. Ben zaten direkt buraya apsislerini bulmuşum. Çözüme de öyle yazmışım. Yani daha doğrusu aşağıdaki cevap kısmına da sadece apsislerini bulup yerleştirmişim ama... sen tabii ki noktayı sorduğu için noktalarını bulun demiş. Yerel ekstremum noktalarının apsislerini bulun dememiş. O yüzden ordinatları da bulacağız. X yerine eksi 2 yazacağız, y'yi bulacağız. X yerine 4 yazacağız, y'yi bulacağız arkadaşlarım. Ben çok uzatmıyorum. Evet, geldim ikinci soruya. Fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulun demiş yine bize. Hemen artık ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bir kere türev alacağız. Türevi aldıktan sonra sıfıra eşiteceğiz, köklerini bulacağız. Hemen bunu bir yapalım. Öncelikle f'in türevi 3x kare artı 6x. Hemen bunu bir sıfıra eşitleyelim. Hatta burayı bir 3x parantezine alırsak x artı 2 gelir burası, eşittir 0. Buradan x eşittir 0, x eşittir eksi 2 çıktı. Hemencecik tablo oluşturuyorum dostlarım. F'in türevi diyorum, f diyorum, köklerimi de yazıyorum buraya. Köklerden biri 0, diğeri yok, eksi 2 mi diğeri? Eksi 2'yi başa yazıyorum, 0'ı buraya yazıyorum. Ve x karemin önündeki işaret artı olduğu için artıyla, eksiyle, artıyla devam ediyorum. Artı olduğu için yukarıya, eksi olduğu için aşağıya, artı olduğu için yukarıya diyorum. Dolayısıyla benim şurada bir maksimum değerim vardır. Şurada da bir minimum değerim vardır diyorum. Maksimum değerim x, maksimum noktamın apsisi eksi 2. Minimumumun da apsisi 0.
Peki bunların bir de ordinatlarını da bulalım. Bu kolay olduğu için hemen bulacağım arkadaşlarım. X yerine eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12. Eksi 8 daha 4. 4 2 daha 6. İşte sana maksimum noktası. Minimum noktasını bulacağız. 0 yazıyorum. 0 0 2 geliyor. Bu da benim minimum noktammış arkadaşlarım. Maksimum ve minimum noktalarını bulduk. Geldik buna. Yine fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulun diyor bize. Hadi bulalım. Ne yapacaktık? Ekstremum noktası olabilmesi için öncelikle türevini sıfır yapan noktaları bulacaktık. Bir türevini alalım hemen bunu. Türevimiz eşittir. 4 başa gelince aşağıdaki 4 ile sadeleşti. X küp kaldı. 3 başa gelince aşağıdaki 3 ile sadeleşti. Eksi 2x kare kaldı. 2 başa geldi. Artı x kaldı. Türevimiz bu. Hemen bunda bir x şimdi 0'a eşitleyeceğim bunu. Önce bir x parantezine alayım. Şöyle bir güzel göreyim. X kare eksi 2x artı 1 oldu. Şurası çarpanlarına ayrılıyor arkadaşlarım. X'e x diye ayıralım. Eksi 1'e eksi 1 diye ayırsam oluyor mu? Evet oluyor. Demek ki şöyle bir şey oldu. X çarpı x eksi 1'in karesi oldu. Buradan x eşittir 0. X eşittir 1. Fakat x eşittir 1'in çift katlı olduğunu görün arkadaşlarım. X eşittir 1 çift katlı. Şimdi tabloyu oluşturalım hemen birlikte. Şimdi kökleri biri 0, diğeri de 1. 0 ve 1. F'in türevi ve F dedim. Şimdi neyle başlıyoruz? X küpün önündeki işaret artı olduğu için artıyla başladık. Bu arada 1'in çift katlı kök olduğunu da şöyle belirteyim arkadaşlarım ki gözümden kaçmasın. Artıyla başladım. Çift katlı olduğu için işaret değiştirmedim. Yine artı. Tek katlı köke geldim. Eksi. Bakınız eksi ise aşağıya, artıysa yukarıya, artıysa yukarıya. Dostum şimdi daha iyi anladın bence. Çift katlı kökte ekstremum yoktu bak. Çünkü burada bir çukur oluşmadı, bir tepe oluşmadı. Okları takip edersen şöyle gidiyorlar, dümdüz gidiyorlar. Yani bunu bunun ucuna ekle, dümdüz gidiyor. Ama burada bakın tek katlı köküm var ve burada şöyle bir çukurluk oluştu. Burada bir minimum noktası var arkadaşlar. Ama burada ekstremum yok. İşte çift katlı köklerde neden ekstremum yok? Bunu daha iyi anlamış olduk. O halde bunun bir tane ekstremum noktası var. O da yerel minimum noktasıymış hatta. Ve yerel minimum noktasının apsisi de sıfırmış. Ha, ordinatını da bulalım. 0, 0, 0'dan 3 geliyor. İşte bu nokta 0'a 3 noktasıymış. Bu da bizim yerel minimum noktammış arkadaşlar. Olay bu. Pekala geldik buna. Fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıklarla yerel ekstremum noktalarını bulunuz diyor arkadaşlarım. Yani hem artan olduğu azalığı bul diyor. Artan olduğu aralığı bul diyor. Sonra azalansa eğer ki azalan olduğu aralığı bul diyor. Sonra da diyor ki ekstremum noktalarını bul. Yani 3 tane soru sormuş bize arkadaşlar bir sorunun içerisinde. Tamam öğretmenim. Şimdi artan azalanlık için de tablo oluşturacaktım. Ekstremum için de tablo oluşturacaktım zaten. O zaman ben bir tablo oluşturayım. Tabii tablo oluşturmak için de ne yapmam lazım? Benim bu adamın türevini almam lazım değil mi dostlarım? Hemen gelin bu keratanın türevini bir alalım. F'in türevi. Bizim için çocuk oyuncağıydı bunun türevini almak. Köklü bir ifadede ne yapıyordum? İçinin türevini alıyordum. 2x eksi 1'dir. Bölü 2 çarpı kökün aynısını yazıyordum arkadaşlarım. X kare eksi x artı 3. Ve işte diyorum ki bunun 0 olması lazım. Ekstremum noktasını bulabilmem için. Artan azalanlığını bulabilmem için 0 eşitleyip köklerini buluyordum. İçler dışlar çarpımı yaparsam şurayla 0'ın çarpımı zaten 0. O halde direkt 2x eksi 1 eşittir 0 olmalı. X eşittir 1 bölü 2 geldi. X'i bulduk direkt arkadaşlarım. Kökümüz 1 bölü 2. Hadi gelin tablo oluşturalım. Kök 1 bölü 2. Şurası f'in türevidir. Burası da f'tir. Şimdi işaretimize başlayalım. Neyle başlıyorum? X karenin katsayısı artı olduğu için artıyla başladım. Tek katlı kök olduğu için işaret değiştirdim. Eksiye geçtim.
Peki öğretmenim eksi de ne yapıyorduk? Aşağı yok. Artı da ne yapıyorduk? Yukarı yok. Bakın şurada bir ne oluştu? Çukurcuk oluştu. Yani burada bir minimum var diyeceksiniz arkadaşlar. Demek ki bir minimum değeri var bu adamın. X eşittir 1 bölü 2'de. Tamam. Peki artanlık azalanlığa nasıl bakıyorduk? Bakın şurada azalan, burada artan. Yani eksi sonsuzla 1 bölü 2 aralığında bu adam azalan. Yazalım şuraya, siz de görün. Şurada eksi sonsuzla 1 bölü 2 aralığında bu amca azalan. Ve 1 bölü 2 ile artı sonsuz aralığında bu amca artan. Tamam. Artan azalan olduğu aralıkları bulduk. Şimdi ekstremum noktasının apsisini de bulduk. 1 bölü 2 idi. Gelin bir de ordinatını bulalım. Ne yapacağım ordinatı bulmak için? 1 bölü 2'yi getirip burada yerine yazacağım. Hemen y eşittir diyelim. X yerine 1 bölü 2 yazarsam kök içinde 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 1 bölü 2 yazarsam eksi 1 bölü 2 artı 3 geliyor arkadaşlarım. Bu da ben direkt cevabı söylüyorum. 11 bölü 4'müş. O da eşittir. Kök 11 bölü 2'ymiş. Bu da benim ordinatım. Yani ekstremum noktası dediğim nokta apsisi 1 bölü 2, ordinatı da kök 11 bölü 2'ymiş. İşte ekstremum noktasını da bulduk dostlar. Evet. Böylelikle ilk 4 sorumuzu gömmüş olduk. Hadi bakalım şimdi de 5. sorumuzla devam edelim. Bakalım bu ne diyor. Şöyle bir ayarlayalım. Heh, bir yudumda çay içeyim, buz gibi olmuştur ama. Evet bayağı buz. Eşeksiliği gibi olmuş. Ay. Ya bu arada bir 5 dakika durdum arkadaşlar. 1-2 dakika da. Çok güzel yorumlar yazanlar da oluyor arkadaşlar. Bir de böyle çok saçma yorumlar yazanlar da oluyor ama. Önemli değil. Bu arada yaptığınız bütün eleştirileri de dikkate alıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Okuyorum yorumlarınızın hepsini. Mümkün olduğunca da cevap vermeye çalışıyorum. Kimileri benim arada ağzımdan kaçan küfürlere takmış. Bok dediğimde ya insanların ahlakını bozuyorsunuz şeklinde yorumlar yapanlar var. Bok dediğim yere. Yani bir bokla ahlak bozuluyorsa... Kimilerine kızıyorum, o zaman izleme diyorum. Kimilerine de bazen es geçiyorum, hiç cevap vermiyorum. Aman kafasına göre takılsın diyorum. Ya burada siz arkadaşlar benim ettiğim küfürleri siktir edin. Sizin öğrenmeniz gereken mevzuyu öğrenin siz, tamam mı? Siz kendi çıkarınızı düşünün, boş verin o şeyleri. Hep de kötüyü de örnek almayın. Neyse yine sinirlendim. Sakin olalım, devam edelim. Eğrisinin noktasında yerel minimumu varmış lan. He, şimdi yerel minimumu var. Ya hocacığım, yerel minimum olması için benim öncelikli şartım neydi? O noktadaki türevinin değerinin sıfır olması lazımdı ya. E o zaman onu bir göstereyim mi ben? Yani benim türevimdeki eksi bir değerinin sıfır olması lazım hocacığım. Ekstremum olması için o eksi birin ekstremum olması için eksi birdeki türevinin sıfır olması lazımdı. Bu bir. Peki lan bu nokta, bu eğrinin noktası, yani bu eğri bu noktayı sağlayacak hocam. Yani ben f fonksiyonunda x yerine eksi bir yazarsam karşılığı 5 olmalı bunun. Bak sorudan anladığımı yazdım ben şimdi. Bunu anlattı bana soru. Soru bana Türkçe bir soru sormuş. Ben bunu matematik diline çevirdim. Şimdi bu ikisini kullanarak da gelin soruyu çözelim arkadaşlar. Yani türevini alalım. Türevini aldıktan sonra x yerine eksi 1 yazıp sıfıra bir eşitleyelim. Hadi gelin türevini alalım. 3x kare artı 2mx eksi 6 olur bunun türevi. Şimdi x yerine de eksi 1 yazıp sıfıra eşitliyorum. Eksi 1 yazarsam 3 eksi 2m eksi 6 eşittir 0. M eşittir. Eksi 3. At bu tarafa 3. Eksi 3 bölü 2 geliyor. Bak M'i çaktık bile kardeş. Hadi gel bunu konuşalım şimdi. Bu da direkt fonksiyonda x yerine eksi 1 yazarsan diyor ki cevap 5 olacak. Hadi eksi 1 yazalım. X küpün, yani eksi 1'in küpü gelir. Eksi 1. Eksi 1 yazarsam artı M.
eksi 1 yazarsam artı 6 artı n eşittir 5'e. Buradan da m artı n eşittir. Şurası 5 yapar. 5'i de bu tarafa atarsan ne oldu lan? 5. 5 de bu tarafa geçerse 0 oldu mu kardeşim? M artı n 0. Yani n eşittir eksi m. Yani n eşittir 3 bölü 2. N'yi de bulduk. Bize de neyi soruyor? Bu ikisinin çarpımını. Çarpalım. Eksi 9 bölü 4 mi yapıyor dostlar? Pekala. Hadi gömdük. Geçtik bir sonraki sorumuza. Eğrisinin yerel maksimum değeri eşittir 10 ise m kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Maksimum değeri diyor arkadaşlarım. Lütfen buraya dikkat edin. Maksimum değeri demek öyle bir x var ki bu x türevinde yazıldığında cevap değeri yani y'si 10 geliyor demek arkadaşlar. Şimdi biz bu adamın maksimum noktasının maksimum noktası var. Değerini yani y'sini biliyoruz. Ha, apsisi kaç? Onu bilmiyoruz şimdilik. Bu adamın bir maksimum değeri varmış. Ve maksimumunun da değeri 10'muş. Bakın bir maksimum noktası varmış. Bu maksimum noktasının değeri. Değeri dediğimiz şey y'si demektir. Y'si 10'muş arkadaşlar. Buna göre de m kaçtır diye soruyor. Tamam hocam. Çok güzel. Peki ben bu maksimum değerinin noktasının maksimum noktasının apsisini nasıl buluyordum öğretmenim ya? Şöyle türevini alıyordum. Sıfıra eşitlediğimde x değerlerini buluyordum. Hadi o zaman bir türevini alalım mı bu keratanın? F'in türevi. 6x eksi 6x kare eksi 12x'dir. Türev değeri. Hadi bir de sıfıra eşitleyelim hocacığım bunu. Aha sıfıra çaktım. 6x parantezinde bu x eksi 12 değil x eksi 2 demektir. Eşittir 0. X eşittir bir 0. X eşittir bir de 2 çıkar. Peki hocam hangisi maksimum hangisi minimum bunların? Ne bileyim ben lan. Ne yapacağız? Tablo yapacağız da. Tablodan anlıyorduk değil mi? Hangisi maksimum hangisi minimum değiştirdiği işarete göre ya da ok işaretlerine göre biz maksimum mu minimum mu onu anlıyoruz. Şimdi sıfır mı maksimum, iki mi maksimum? Bunu anlamanın yolu ne? Tabloyu çizmek. Kökleri yazdım. Sıfırdan ikiye. Tak tak tak. F'in türevini koydum. F'i koydum. İşaretime bakıyorum. Artıyla başladım. Artı, eksi, artıyı çaktım. Yukarıya, aşağıya, yukarıya dedim. Hoca, aha burada bir tümsek oluştu. Burada bir maksimum var. Aha burada bir çukur oluştu. Aha burada da bir minimum var. Benim işim hangisiyleydi? Maksimum noktasıylaydı benim işim. O zaman benim işim burayla. İşte maksimum noktasının apsisi sıfırmış arkadaşlar. Bunu bulduk. Deseydi ki minimum değeri 10. O zaman ben minimum noktası apsisi 2 diyecektim. Ama maksimum değeri 10 ise demek ki bunun maksimumun noktasının apsisi 0'mış. Demek ki benim maksimum noktam 0'a 10 noktasıymış arkadaşlar. Tamam. Şimdi hocam ekstremum noktası demek fonksiyonun bir noktası demektir. Yani bu nokta fonksiyonun üstünde lan. O zaman gelin bu noktayı fonksiyonda yerine yazalım. Ve m'yi de bulalım. Şimdi benim noktam 0'a 10'du. Bu benim maksimum nokta. Demek ki ben x yerine 0 yazarsam 0, 0, m eşittir 10 olur. M de 10 çıkar zaten. Yani f de 0, 10'muş arkadaşlar. Meğersem buymuş mevzu. O zaman 0 yazıyorum. M eşittir 10 geliyor. İnşallah anladınız dostlar. Devam edelim. Şu soruya bakalım. Oo, çılgınca bir soru. Bak çok dikkat et. Çok dikkat et kardeşim. Burada iki kez düşün, tamam mı? Şimdi soruyu bir daha okuyalım. Acele etme hiç soruyu çözmek için bu arada. Şimdi diyor ki f'in türevinin yerel maksimum, yerel minimum artık neyini soruyorsa. Ama f'in türevininkini soruyor arkadaşlarım. Buna dikkat.
Şimdi gelin biz bir f'in türevini alalım mı? F'in türevi 3x kare eksi 12 değil, eksi 6x olur değil mi? Eksi 6x. Şimdi bu kare değil mi lan? 3x kare eksi 6x, doğru ya. Eksi 6x artı 6. Heh. Bu benim f'in türevi dediğim fonksiyon. Şimdi benden de ne istiyor biliyor musun kardeşim? Benden bunun ekstremum noktalarını istiyor. Şimdi biz deminden beri ne yapıyoruz? F'nin ekstremum noktalarını arıyoruz. Fonksiyonun direkt kendisinin ekstremum noktalarını arıyoruz. Bunun farkı ne? Burada da bize türevinin ekstremum noktalarını bulun demiş. Türevini. Şimdi peki biz bu zamana kadar olan bu 6 soruda ne yaptık? F'in ekstremumunu soruyordu. Biz türevini alıp sıfıra eşitledik. Yani ekstremum bulurken işin özü şudur. Verilen fonksiyonun, hangi fonksiyonun ekstremumunu arıyorsam, o fonksiyonun, hangi fonksiyonun ekstremumunu arıyorsam, o fonksiyonun bir kere türevini alıp sıfıra eşitliyordum. İşin özü buydu. Şimdi bana burada da bu fonksiyonu, yani şunu görme, bu fonksiyonun ekstremumunu soruyor. Lan o zaman ben bunun bir kere türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Mevzu bu. Ha, bu fonksiyon ne fonksiyonu? F'in türevi. Bana ne? Ne olursa olsun. F olsun, G olsun, B olsun. Önemli olan bana bunun mu ekstremumunu soruyor. Ben bunun bir kere türevini alacağım. Hadi türevini alalım. F'in türevinin türevini alıyor. 6x yapar. Eksi 6 yapar dostlar. Olay bu. Hemen ne yapıyordum? Sıfıra eşitliyorum. X eşittir 1 yapar. İşte türevinin aldığım, sıfıra eşitledim, 1 buldum. Bu bulduğum benim, eğer ki ekstremum noktasıysa, ekstremum noktamın apsisi. Tablo oluşturalım arkadaşlarım. Hemen bir tablo yapalım. Görelim gerçekten maksimumu, minimumu ne olduğunu. Şimdi burada f'in çift türevi artık. Kök oldu, artıyla başladı, eksiyle başladı. Bakın eksi, bakın artı. Gördünüz minimum olduğunu da yakaladınız burada. Demek ki 1 benim minimum değerimmiş. Peki bunun da y'sini bulalım. Sonuçta minimum değerini istiyor. Şurayı soruyor. Y'sini soruyor yani bize. Y'sini de bulmak için ne yapıyorum? Getirip burada yerine yazıyorum. 1 yazarsam 3, eksi 6 daha, eksi 3, 6 daha 3. Demek ki 1'e 3'müş benim ekstremum noktam. Yani yerel minimum noktam. Yani yerel minimum değeri kaçtır peki bunun? Onu soruyormuş aslında. 3. Evet. Hadi 8 numaradayız. Fonksiyonunun aralığındaki maksimum değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bize bu aralıktaki maksimum değeri soruluyor arkadaşlar. Artık alıştınız. Maksimum değeri, minimum değeri, ekstremum değerleri nedir diye sorulduğunda biz türevini alıp sıfıra eşitleyecekmişiz arkadaşlar. Hadi gelin bir kere türevini alalım. F'in türevi 4x küp eksi 10x yapar. Hemen bunu bir sıfıra eşitleyelim. 2x parantezine alsak bunu, 2x eksi 5 yapar. Buradan x eşittir ya 0, x eşittir ya da 5 bölü 2 çıkar. Şimdi hocam bunların ikisinde tabloyu yazacağız mı ya? Bize bu aralığı boşuna mı verdi bu adam? Belli bir aralıktaki maksimum değerini sormuş. Bütün maksimum değerlerini sormamış. Sadece şu aralıktakini bulun demiş. Yani bu zamana kadarki çözdüğümüz sorulardan farkı bu. Bize belli bir aralıktaki değerini sormuş. Tabii ki bu boşuna verilmemiştir arkadaşlarım. Hemen bakın x'lere. 5 bölü 2 bu aralıkta mı? Değil. O yüzden senin 5 bölü 2 ile hiç işin yok kardeşim. Buna hiç bakma. 0 bu aralıkta mı? Evet, bu aralıkta. Senin işin 0'la. Peki, tamam öğretmenim. 0'la benim işim var. Şimdi, bize neyi soruyor? Bu aralıktaki maksimum değeri kaçtır diye soruyor. Evet, bu aralıktaki en büyük değeri, alabileceği en büyük y değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunu bulalım. Hadi gelin. Ne yapıyorduk? Fonksiyonda x'in yerine 0 yazıyoruz arkadaşlarım. X yerine 0 yazacağız. F'de 0 olacak. 0 yazarsam 4 mü geldi? 4. Şimdi bu senin maksimum değerindir işte kardeşim. Ama tabii burada bir de şuna bakacaksın.
Ya hocam şimdi bu aralıkta eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 aralığında başka bir daha büyük bir değeri olmaz mı bunun? Daha maksimum bir değeri çıkmaz mı? Olabilir tabii ki kardeşim. Bunun içinde ne yapacaksın biliyor musun? Şu sınırları da fonksiyonda yerine yazacaksın. Yani f'de eksi 1 bölü 2 yazacaksın. F'de eksi 1 bölü 2 yazdığında eksi 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16. Bulalım. Eksi 1 bölü 2 yazdığımda 1 bölü 2 yaz 1 bölü 4. Eksi 5 bölü 4. Artı 4 geliyor. Bunu da toplarsak 4, 20, eksi 19, eksi 19, 4 ile çarparsan falan filan. 45 bölü 16 gibi bir şey geliyor arkadaşlarım. 45 bölü 16. Sonra f'de 1 bölü 2'yi bulacaksın. Hadi bunu da bulalım. 1 bölü 2 yazarsak 1 bölü 16 geliyor yine. 1 bölü 2 yazarsam eksi 5 bölü 4 geliyor. Artı 4 geliyor dostlarım ki bu da 45 bölü 16 yapıyor. Bakın hangisi daha büyükse o senin maksimum değerindir. Minimumu sorduğu zaman da hangisi daha küçükse o da senin minimum değerin diyeceksin. Ama tabii ki 45 bölü 16 hani 2 virgül bir şeylere denk geliyor arkadaşlarım. 2 virgül bir şey olduğu için 4'ten daha küçük olduklarından en büyük değeri 4'tür diyor. İşte geldik buna. Fonksiyonunun görüntü kümesi nedir diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Bakın görüntü kümesini soruyor. Çok da güzel bir soru. Kelimenin cümlenin içerisinde hiçbir ekstremumdur, maksimumdur, minimumdur var mı? Yok. Biz ne yapacağız şimdi burada arkadaşlarım? Bu adamın görüntü kümesi sorulduğunda y değerlerinin, y'lerinin maksimum ve minimum değerlerini bulacağız. Bu aralıktaki bütün değerleri alabilir diyeceğiz. İşte burası da görüntü kümesi olacak. Yani şundan bahsediyorum. Gelin birlikte yapalım şimdi. Bir kere önce maksimum ve minimum değerlerini bir bulalım arkadaşlar bu keratanın. Gelin birlikte şunun türevini bir alalım önce. Maksimum ve minimumu bulacağız ya. Türevini alıyorum. 3x kare eksi 12x'tir. Sıfıra eşitliyor. Hatta 3'e bölelim. X parantezinde x eksi 4 olsun burası. Eşittir 0 olur. 3'e böldüm ki 0 kalsın diye. X eşittir bir 0. X eşittir bir de 4 çıkar. Peki bunlardan bu aralıkta olmayan var mı? Bakın 4 bu aralıkta değil. Bunu sildim. Şimdi hemen tablomuzu oluşturalım. 0 burada. Şimdi neyle başlıyoruz? Artıyla başladık. Eksi. Azaldı. Yukarıda arttı. Şurada bir minimum değeri oluştu mu arkadaşlar? Demek ki 0 için bir minimum değeri çıktı. Hemen f'de 0'ı buluyorum. F'de 0. 0 yazarsam eksi 4 gelir. F'de şimdi ne yapıyorduk? Bir de bir üstteki soruda da yaptık ya. Şu aralıkları yerine yazıyoruz. F'de eksi 1'i buluyorum. Eksi 1 yazarsam eksi 1. Eksi 6 daha eksi 7. Eksi 4 daha eksi 11. 2'yi de yazıyorum. 2 yazarsam 8. 4 24. 8 eksi 24'ten eksi 16. Eksi 4 daha eksi 20 geliyor. Dostlar şimdi bunların içerisindeki en küçük hangisi? En küçük eksi 20. Bu senin minimumun. En büyük hangisi? En büyük eksi 4. Bu da senin maksimum. İşte y değerlerinin alacağı yani görüntü kümesindeki elemanların alacağı değerler eksi 4 ile eksi 20 aralığındadır. İşte senin görüntü kümende budur arkadaşlarım. Eksi 20 ile eksi 4 aralığındaki değerler senin görüntü kümendir diyebilirsin. Evet. Şimdi geldik bir alttaki soruya. Fonksiyonun içinde bu sefer mutlak değerli bir ifade var. Hiç umurumda değil kardeşim. Bana minimum değerini mi soruyor? Gelin birlikte minimum değerini bulalım bu fonksiyonun. Nasıl yapacaktık minimum maksimum için? Bir kere öncelikle şurayı bir okuyalım. Bizim değerlerimiz 0 ile 4 aralığındaymış. Yani bir üstteki soruda da neydi? 1 eksi 1 ile 2 aralığındaydı. Burada neydi? Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 aralığında. Yani aynı sorudan 3 tane yazmışım peş peşe. Şimdi de 0 ile 4 aralığında arkadaşlarım bizim değerlerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir kere bir türevini alıyoruz. Tabi bu aralıktaki x değerleri 0 ile 4. Şimdi mutlaktan bir kurtaralım önce. Şimdi bu aralıktaki x değerleri 0 ile 4 aralığında hemen atalım kafadan bir sayı. 1 mesela. 1 verirsem burası nasıl çıkıyor dışarıya dostlarım? 1, eksi 12 daha eksi bir değer alıyor burası. Yani benim bunu dışarıya çıkartmamın yolu eksiyle çarpmaktan geçiyor. O yüzden bunu ben bir eksiyle çarparak çıkartayım.
Eksiyle çarparsam burayı, şurası da eksi olduğu için artıya döndü. Yani benim fx dediğim şey aslında şuymuş. Artıya döndüğü için 2x kareymiş. Eksi 12x'miş arkadaşlarım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artıyı da içeriye dağıttım. Eksi 12x'miş. Bu benim fx değeri. Hemen türevini alalım bir kere. Ne oluyor? 4x eksi 12 mi oluyor? Şimdi türevini de aldık. X 0'a eşit diyelim. Ekstremum noktalarını bulacağım ya. X eşittir 3 geldi. Peki 3 bu aralıkta mı? Bu aralıkta, tamamdır. Şu mutlak değeri dışarıya nasıl çıkarttığımı inşallah anladınız arkadaşlar. Mutlak değer ne yapıyorduk? Önce içinin işaretine bakıyorduk. Aralığımız 0-4 aralığında olduğu için x'ler bu aralıkta değer alıyorlarmış. Şöyle göstereyim onu da. X'ler 4'ten küçük, 0'dan büyük değerler alıyorlarmış. Bu aralıktaki bir sayıyı buraya yazdığınızda burası negatif çıkıyor. Başında da eksi var. Eksi ile eksinin çarpımını aldım. Artıya döndü burası. Artıyı da içeriye dağıttım. Dışarıya fx'i çıkarttık. Sonra maksimum veya minimum değerini bulmak için ne yapıyordum? Ekstremum noktalarına bakıyorum bir kere ilk önce. Türevini alıp 0 eşitledim. X eşittir 3 geldi. Bu benim minimum değerlerimden bir tanesi. Hemen ne yapıyorum? Şimdi önce f'te 3'ü bulalım. X yerine 3 yazarsanız dostlarım. X yerine 3 yazdığımda 3 yazarsam 9, 3 yazarsam eksi 36, eksi 27, 9 eksi 27, 9 eksi 27 oluyor, eksi 18. Sonra 0'ı yazıyorum, hani şu aralıkları da yazıyorduk, şu aralığın sınırlarını da yazıyoruz, 0 ve 4'ü de yazacağım arkadaşlarım. 0 yazarsam 0, 0, 0 geliyor, 0. 4 yazarsam 16, 48, eksi 32, 32, 16, 32, dur bir daha bir yapalım. 4 kere 4, 16, 48, 48'den 16 çıkarsa 32 mi lan? 32 gibi bir şey geliyor işte. Evet, 32 gibi bir değer geliyor. 16, yanlış mı yazıyorum ya? Bir daha yapalım ya. 4 yazalım arkadaşlar. Pardon, bulamadım öyle kafadan hemen. 4 yazalım. 16 eksi mutlak değer içinde 4 yazarsam 16. 4 yazarsam 48. 48'den 16 çıktı. 2 32 eksi 32 oldu. Dışarıya artı 32 diye çıktı. 16 eksi 32'den de eksi 16 geliyor. Tamam, bunu da bulduk. Eksi 16 da bu. Bize minimum değerini soruyor. Bunların içerisinde en küçüğü hangisi ise cevap da o. Eksi 18 değil mi arkadaşlarım? Eksi 18 en küçükleri. Bu bizim minimum değerimizdir. Maksimumu sorsaydı bu olacaktı diyebiliriz cevabımıza. Evet, 57 dakika olmuş arkadaşlar. 10 tane de soru çözdük. Bence burada bir duralım ya. Çünkü yoruldum ben. Bayağı bir yoruldum. Daha çok da soru var. Nasıl yapacağız? 24-25 soru mu vardı? Kaç tane var lan? 27 tane soru var. Biz 10 tanesini çözdük. 17 soru kaldı. O 17 soruyu da diğer videoda çözeriz. ÖSYM sorularını da bir sonraki videoda çözdük mü? Ekstremum noktalarını da böylelikle toplam 3 videoda bitirmiş oluruz arkadaşlar. Evet, durdum burada. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın goberler.